Merhaba değerli izleyenler. STV'deyiz. Eskişehir'in nabzıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Ali Baş ve politikacılar Recep Taşal ve Orhan Durmuş'la birlikte bugün Eskişehir'in sıcak gündemini değerlendireceğiz. Programa başlamadan önce isterseniz bir konu başlıklarını sıralayalım. Hızlı trenin abonman biletlerine çok ciddi anlamda zam geldi, bir artış oldu. Tabii bunu Devlet Demiryolları artış değil, indirimlerdeki düzenleme şeklinde kamuoyuna sundu. Bunu tartışacağız. Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı'nın bir açıklaması vardı. FETÖ'nün tavşan aday taktiğini açıkladılar. SODİGEM tarafından tespit edilmiş. Buna bakacağız detaylarına. Yine TOKİ tarafından yapılan Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun kullanılamaz hale gelmesi ve bu noktada Eskişehirspor'un son durumunu konuşacağız. Yine Eskişehir'de yaşanan ulaşım, trafik gibi problemleri masaya yatıracağız ve yine Eskişehir'in pazar yeri sorunlarını konuşacağız. Hem kapalı pazarlar yeterli mi, değil mi? Açık pazar yerlerinin problemleri ve özellikle Kurtuluş pazarından bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum, merova diyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ali Baş, sizden başlamak istiyorum. Şimdi aslına bakılırsa son zamanlarda bu tren garıyla ilgili çok tartışma yaşanan işler oldu. Yani bir tanesi biliyorsunuz Eskişehirliler Ankara'ya ve İstanbul'a gitmek için bilet bulamıyorlar. Bir tanesi bu. Hala bu sorun çözülmüş değil. Hatta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak da kurumumuzu ziyareti sırasında çözmeye çalışırız şeklinde bir ifadesi vardı ama çözülmedi. Onun hemen ardından yine tren garında bir hem Gaye Usta'nın hem Utku Çakır Özer'in alevlendirdiği bir tartışma vardı. Bazı VIP personellerinin görev yerlerinin değiştirilmesi. En son yine hızlı tren, yine tartışma ve bu sefer de abonman biletlerinin artması konusu gündeme geldi. Arttı mı, azaldı mı, ne oldu? Ali Baş. Şimdi tabii bu azalma söz konusu değil. Bu TCDD'nin yaptığı açıklama tabii orada yanlış yorumlandı. Şöyle diyor, biz normal bilete zam yapmadık diyor. İndirimli bilete zam yaptık diyor. Doğru. Bak şöyle, zam yaptık da demiyor Ali Baş. Tamam, Bak güncelledik diyor diyor. ki indirim düzenli, güncellemesi Neyse, indirim güncelledik. Yani indirimli düzenleme yaptık sonuç diyor. olarak zam. Yani sonuç şu. Ankara'dan Eskişehir'e normal bir vatandaş gittiği zaman 624 lirayla abonman. Yani bir aylığına gidiyor alıyor. Şimdi Evet. o 1687 lira oldu. %170 zam. Öğrenci 509 liraya gidiyordu. 960 liraya gidiyor. Onunki biraz %98 zam. İnsaflı. Az. Şimdi bu yaptıkları iş bu. Şimdi bunu niye yapıyor? Teyze bakıyorum ben. Eğer gerçekten de bir zam yapılsa normal bizim bildiğimizde de yapılır. Ama zaten bilet bulamıyoruz. Anladığım kadarıyla ben buna yüklü bir zam yapayım ki insanlar gitmekten vazgeçsin. Bize de yer açılsın. Normal. Başka bir yani bu gerçekten ben hatta geçen Kalabak suyuna yapılan zamdan sonra baktım Sayın İl Başkanı ne demiş diye AK Parti'nin. Faiz zam diyor. Vicdansızlık diyor. İnsafsızlık diyor. %60. Hadi 3 fazladan koydular. %65. Bu ne? %170. Bu da mı vicdansızlık? Ya şimdi buna ne diyeceksin? Bence bu zamı bir gözden geçirsinler. Yani dünyanın yani Türkiye'de de ben görmedim %170 zam. %200 Ankara Polatlı bir de. O ayrı. O da %200. Tabii bu bizim hesaplamalar böyle. Bazı internet sitelerine baktım ben %300 yazıyor. Ama normali doğrusu bu. %170. Yani bunu da ben Utku Çakır Özer'den gördüm. Evet. Paylaşımından gördüm. Siz ne diyorsunuz Orhan Durmuş? Evet. Rezalet mi, felaket mi? İl Başkanı Sayın Zihni Çalışkan'ın söylediği gibi zamlı. Fahiş diyor, fahiş. Fahiş söylüyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Değerli üstadlarım, ekranları başında olan, bizleri izleyen değerli hemşehrilerimizi yine sözlerime başlarken saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir defa bu konuda herhalde bir kafa karışıklığı var. Çünkü benim aldığım bilgiye göre ve TCDD'nin
açıklamasını gördüğümüzde orada diyor ki özellikle business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı diyor. Evet. Ve buna karşılık da yeni bir indirim düzenlemesi yapıldı. Şimdi vatandaşlarımız aslında neye bakacaklar? Bunun işte kafa karışıklığını gidermek için benim biletim ne kadar oldu? Bakıyoruz ki bir değişme yok. Bilette bir değişme yok ama ondan yine, bir değişme var zaten. Tamam, TCDD'nin yine söylediğine göre Ankara Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 bin inçlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28 lira, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir. Yani abonman kartı alarak yolculuk yapmak isteyenin de yolculuk başına 28 lira gibi bir maliyeti oluyor. Dolayısıyla burada tabii rakamları bu şekilde internette farklı bir şekilde telaffuz ediyor ama neyi nereden alarak nasıl yüzde hesabıyla bunu yaptıklarını tabii merak ediyorum. Elbette biz de TCDD'nin açıklamasına bağlıyız. Onun söylediği şekilde sadece business sınıflarla alakalı mevki farkının kaldırıldığını. Ama abonman biletinde ekonomi sınıfı da var. Ekonomi sınıfı da var. Onlarla ilgili zaten yüzde yine %5 ekonomi için %15, %20 ve %25 arası indirim uygulanmaya başlandı ve devam ediyor diyor. İki istasyon arasında 15, 20 ve 30 bin şakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için %5, %10 ve %15 indirim uygulanmaya başlandı diyor. Yine gidiş dönüş ücretleri içinde birlikte alan vatandaşlar için %15 indirim uygulanır diyor. Peki doğru mu? Şimdi bir şey sonuçta geldi. Şunu da söyleyeyim ben de bak. Hemen yazmışlar buraya. Hızlı tren olayında internetten alınan biletler İstanbul için söylüyorum. 48 liraydı. İstanbul Eskişehir bugün 55 lira olmuş. Aa bir de zam gelmiş üstüne. Tabii hemen internetten alırsın. Hadi geçmiş olsun. Yani bilette de değişme var. Oran durmuş. Şimdi yani bunu zam söyleyenler gelmiş. Şeye bakmıyor, tavale bakmıyor. Her gün İstanbul'a bilet alanlar bilgisayardan alırken bugün bakmış, zamlanmış. Ne diyeceğiz şimdi? Şimdi de zam geldi üstüne. Şimdi zam konusunu tabii ben teyit etmedim. TCDD'nin dediğim gibi açıklamasına bağlıyız. Peki, ama şunu sorayım. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Biz vatandaşımızın hakikaten gelir düzeyine göre fahiş adlandırılabilecek zam mı doğru bulmuyoruz. Evet. Burada bir mutabakat sağlayalım. Bunun var ise bu türlü bir zam TCD'nin açıklamasında yok ama var ise de bizim bilmediğimiz bir yönü varsa da bu noktadaki durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Var ise ve böyle bir artış, fahiş bir artışa denk geliyor ise bunun yeniden yani ele alınması şöyle, gerektiğini söyleyebilirim. Size söyleyeyim, 624 liradan abonman Eskişehir, Ankara 1687 lira olmuş. 1000 liranın üzerinde bir artış olmuş. Fahiş mi değil mi sizce? Bunu ben teyit etmedim. Bu şekilde bir artış oranında evet fahiş bir artışa girer. Evet. Ama bunu ben henüz teyit etmedim. Benim işte resmi açıklamaya göre baktığımda bize söylenen ya da açıklamada belirtilen normal bilet ve yolculukla normal biniş kartıyla seyahat edenlerde yolculuk başına 28 lira olarak oldu ve tam bilet olarak alan vatandaşlarımızın geçen yılda bu yılda 37,5 liraya seyahat ettiği internetten gidiş dönüş şeklinde alınan biletlerinde %15 indirim uygulandığı şimdi, yönünde. Burada şimdi tabii abone oluyor vatandaş. Evet. Yani bunu diyor ki ben bir ay kalıyorum. Dolayısıyla abone olduğunuz zaman yıllık. Yıllık da var, aylık da var. Aylık. Herkes indirimli yararlanıyor. Yani şimdi biz de gazetelerimizi satıyoruz. Bayi'den satarsan ayrı fiyat, yıllık abone alırsan ayrı fiyat. Yıllık abone olduğunda daha ucuza geliyor. Dolayısıyla burada TCD'de arkadaş ben senden bir aylık alıyorum. Kim bu? Memurlar, öğrenciler. Sabah gidiyor Ankara'ya, akşam Eskişehir'e geliyor. Tersi de var. Ankaralılar da Eskişehir'e gidip geliyor. Öğrenci. Şimdi bu iş, bu gerçek rakamlar böyle. Şu makul bir şeydir. Mesela 624 liraya ben gidersem Ankara'ya bir ay, bence bu çok uygun. Çok da ucuzdu. Evet. Onun için insanlar ne yapıyor? Kardeşim ben öğrenci mesela Ankara'da, Eskişehir'de kalmayayım diyor. Gidiyor.
Geliyor Eskişehir'e, dersini görüyor. Gidiyor Ankara'ya. Ankara'ya geri dönüyor. Fakat şimdi bu 1687 lira olunca bu sefer insanlar, ben Eskişehir'deki bizim emlak piyasasına yarar, emlakçılara yarar, müteahhitlere yarar. Ankara'ya dönmez adam artık, bu parayı vermez. Ne yapar? Ben kiralarda uygun, oturayım kiraya, bakayım işime der. Onun için tamam. Yanlış olmasın. Ben bu Eskişehir'deki bizim müteahhitlerin işine yarar bu. Bakın ben söylüyorum, hızlı bir şekilde bu şey biter, abonelik biter. Çünkü bütçeyle ilgili bir şey. Çünkü sen maaşlara bu kadar yüksek zam gelmiyor aldığı ücrete. Evet. Şimdi öğrenci gidecek. Babasına annesine isteyecek ki benim maaşım hepsini verse, yani maaşa gelen zamın hepsini verse bunu karşılayamaz bu açığı. Onun için ne yapacak? 624 lira ben 1000 liraya bir ev tutayım sana diyecek Eskişehir'de. Evet. 1 artı 1. Sen hiç bu 1680 liraya, 7 liraya verme, 1 artı 1 de otur diyecek. Memurlar için de aynı şey geçerli. Bence bu yapılan uygulama. Ha böylelikle de ne olur? Bilet bulamayanlar da yer bulur. Recep Taşer, yer bulabilir miyiz? Ya muhtemelen buluruz. Fiyatlar çünkü... Ya bir de bunun üzerine yer bulamazsak? Normal seyrine gelmiş gözüküyor. Bir de bunun üzerine yer bulamazsak? Bulmama ihtimaliniz her zaman var. Çünkü ara istasyon gibi bakılıyor. Artık Eskişehir ara istasyon oldu. Ama reklam yapıyorlardı Eskişehir'e. Şimdi şu zam konusuna gelecek olursak, evet. Yani Türkiye'de aslında uzun süredir zam diye bir şey yok. Fiyatlar güncelleniyor. Evet. Şimdi ilk defa yeni bir şey çıktı. Bu yeni bir şey bu. Fiyat indirimlerinde güncelleme. Yani şimdi Devlet Demiryolları'nın çok uzun yıllardan beri burada kendi üyelerine işte permi derler onlar. Aylık işte 3 tane hakkı vardır. Öğrenci vardır, basın vardır, yaşlı vardır, dul vardır. Böyle bir fiyat skalası vardır. Onların hepsinde bir üst limit vardır. Sıradan vatandaş gittiği zaman, bir seferlik bilet aldığı zaman bir bilet fiyatı vardır. Ondan sonra da abonmanı vardır, işte yaşlısı, yetimi neyse, emeklisi. Ona göre fiyat indirimleri söz konusudur. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları açıklama yapıyor. Diyor ki yüksek hızlı tren biletlerine bir zam yapılmamıştır. İndirimli fiyatlar güncellenmiştir diyor. Dolayısıyla oradaki indirimi kaldırdığınızda otomatikman fiyatın yükseldiği ortaya çıkıyor. Fiyat artışı ne demektir? Zamdır. Eskiden zam kullanılıyordu. İşte uzun bir süredir basında güncelleme olarak değerlendiriliyor. Basın açıklama yapıyor. En son olarak da indirim oranı değişikliği olarak bu %287'ye kadar, bendeki notlar böyle. Yok yalnız ben %83'ten başlıyor. %83'ten başlıyor. Dolayısıyla fiyatlar pahalanıyor. Buna rağmen tabii ki bizim bilet bulup bulamayacağımızı da zaman içinde göreceğiz. Yalnız bugün Büyük Millet Meclisi'ne de soru önergesi veren Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz de var. Utku Çakılözer de soruyor. Bu fahiştir. Öğrencilerden artık neyini alacaksınız? Öğrenciler zaten zor okuyor. Kamu görevlileri, günlük gelip gidenler var. Konya'ya gidenler var. Ankara, Konya. Evet. Yani buna rağmen bunun hesabını soruyor. Bakanlıktan açıklama istemiş. Bunu da değerli buluyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum bir Eskişehir milletvekili olarak. Yine Utku Bey'in bu konudaki çabalarını biliyoruz. O da ilk bu konuyu gündeme getirip toplumu da harekete geçirdi. Arkadaşlar olmaz. %183'ten 300'e varan oranlarda bir değişim olmaz. Bunu toplum da kabul etmez. Şimdi ama kabul ediyorlar. Toplum kabul ediyor. Bakın göreceksiniz, bu çok ciddi bir tepki alıyor. Buradan geri adım atmak zorundalar. Yani kolaycılığına kaçıyorlar. Biz fiyat değişikliği yapmadık, indirim oranlarıyla oynadık diyorlar. Yani zammı saklama çabası var burada. Ama bu Türkiye'de uzun süredir böyle oluyor. Elektriğe de zam oluyor, doğalgaza da, suya İşte o güncelleme oluyor. Yani vatandaş bir şey demiyor, geri de çeken olmuyor. Şunu yapabilirlerdi. Arkadaş biz TCDD olarak abonman sistemini kaldırdık. Sen de git, her gün biletini al. Git gel diyebilir. Ya da abonmana indirim yok diyebilir. Biz sana bir yer veriyorum ama normal insan nasıl gidiyorsa sen de o fiyattan al da denebilir. Ya da çok haklısın. Ortalamayı aşağıya çekmek mi istiyorsunuz? Yani en altla en üst arasındaki bir oranınız, ölçüm değerleriniz elinizde. Bunu kimseyi incitmeyecek bir şekilde eşit olarak toplumun tüm kesimlerine yaydığınızda daha mantıklı bir şey yapmış olursunuz. Peki şunu sorayım Recep Taşer.
bu zam Türkiye'nin ekonomik bunalımdan çıkmasına yardımcı olur mu? Niye yapılmış olabilir bu zam? Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın özelleştirilmesiyle ilgili kaygılar da var. Sanki bir ona ön hazırlık yapılıyormuş gibi bir dedikodu dolaşıyor. Yani biz olabilir mi? Evet, böyle bir ihtimal var. Çünkü Türkiye'de baktığınız zaman aşağı yukarı kurumların hepsi özelleşti. Hepsi satıldı. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları haricinde çok fazla yer de kalmadı. Bir Atatürk Havalimanı var. İstanbul Havalimanı var. Ondan sonra yüksek hızlı tren var. Yani özelleştirilebilecek. Ve Türkiye'nin de borcu var. Bütçesi açık veriyor. Yani muhtemelen buna dönük bir ön çalışma diye değerliyorum. Yani doğrudur, yanlıştır bilemem ama bu çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Neyse, Katarlılar var. Onlar alırlar ya. Yani birçok... Hayır, birkaç firma da var. Fransız da konuşuluyor. Yani talip olan var diyor. Bir ona ön hazırlık olarak da yapılmış bir hareket olarak gibi de alınıyorum açıkçası. Özelleştirilebilir mi devlet demiyorum? Şimdi mesele başka başka yerlere gidiyor galiba. Şimdi az önce yine baktığım kadarıyla ekonomi sınıfı abonman bilet 843 lira tam bilet. Evet. Siz 1600 küsür gibi bir rakam telaffuz ettiniz. 687. İşte Utku Çakır Özer'in rakamları bunlar. İşte yani TCDD'den verilen rakam bu. 843 lira. Bu da öğrencilere %20 %50 indirimle uygulandığında 421 lira 21,5 lira gibi bir rakama geliyor. Yani o fahiş bir noktada değil ve biraz bu spekülatif bir artış gibi yansıtılıyor. Bu rakamları devlet yollarından mı alıyorsunuz? Eskişehir bende 480'den bir de şu anda oradan değil ama gelirken aldığım rakamlar oradandı. 480'den 1680. İnternet üzerinden alınan. Şimdi bir çağrı yapalım. Bir çok tartışma var. Bakın sizin rakamlarınız farklı çıkıyor. Evet. Bizim rakamlarımız farklı çıkıyor. İşte Ali Baş dedi %70, %200 zam oranları var ama bazı internet sitelerinde %300'e kadar çıkıyor dedi, mesela örneklendirdi. O zaman Devlet Demir Yolları'nın yani bir açıklama yapıp insanları bilgilendirmesi gerekmez mi? Aslında bir açıklama yaptı ama hakikaten soru işaretlerini biraz daha dağıtabilmek, tam net bir ya nedir, sağlamak açısından bunu bir kez daha belki yapabilirler. Bir ay Ankara'ya gideceğim, geleceğim. Ben kaç lira olacak? 843 lira vereceksiniz. Şimdi emin misiniz? Evet. 30'lu bir biniş kartında uygulanan ücret bu 843 lira. Ekonomi sınıfında mı? Ekonomi sınıfında. Yani bizim listede 1230 lira. Yani ortada 1680 lira diye bir şey yok. 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 Varsa yanlışsam lütfen Ankara düzelsinler. Ankara Eskişehir 480 liradan 1687 liraya çıkıyor. %251'e tekabül ediyor. Doğru değil. Ankara Eskişehir. Doğru değil. Abonman. İşte 30'lu biniş kartlarındaki abonman fiyatları 843 lira ekonomi abonman fiyatı, 1230 lira biziniz abonman fiyatı. Burada bir sorun var ya. Evet. Sorun var. Burada bir sorun var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Karışıklığı var. Evet, ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bakın internette çünkü her duyduğumuz doğru olmayabiliyor. Yani bu tabii bu sünnesi diye yapsak Ankara Eskişehir 624 liraymış önceden. 1687 lira diyor. Değil. Bilgide ben de 1230 lira. Yani Konya da aynı. Eskişehir Konya da aynı. Mesela Polatlı Eskişehir 352 liradan 1260 liraya çıkmış. Neyse, bu TC'de de şu tarifeyi tam verse. Evet. Bir şey ama sonuçta bir zam var. Ya zam mı gizleme çabası var burada. Onun için bu çok kafa karıştırıyor arkadaşlar. Yani peki zam olsa zam var. Sayın Recep Taş'a zam olsa mevcut biletlere de zam olması gerekmez mi? Yani 37,5 lira olan bilet örnek söylüyorum 60-70 lira olması gerekmez miydi? İndirimi ortadan kaldırdığınız zaman onun adı otomatik zamdır. Diğer tarafı gizleme çabasıdır. Sayın ya, Orhan. Abonman biletleriyle ilgili bir değişiklik yaptım diyor. Yeni bir sisteme geçtim, yeni bir uygulamaya geçtim diyor TCD'de. Ve evet, biraz bir artış var ama söylenildi ya da internette dolaşan kadar olmadığını görüyoruz. Ben yine de kurumun avukatı falan değilim. Peki, kurumun ilgilileri bu noktadaki doğru bilgileri vatandaşlarımızla paylaşabilir. Şu anda kafa karışıklığı yani. Ne bizlerin bildiği tam doğru, ne sizin söylediğiniz tam doğru diyemiyoruz. Sizin rakamlarınız ve bizim rakamlarımız örtüşmüyor. Utku Bey'in rakamları da örtüşmüyor.
Utku Çakır Özer milletvekilinin. Evet. O zaman biz bunu bir tam sağlıklı bir şekilde bilgi alalım. Öğrenelim. Utku Çakır Özer. Ama milletvekiline soruyorsun. O kendisi Ankara'ya bağlansın. O da anlatsın başka bir yerden. Yani milletvekilimiz varsa de yanılabilir. Ona da yanlış bir da bilgi verilebilir. Yani bunların hepsini abone göz ardı etmemek lazım. Soru sormuş muydu Utku Bey bu konuyla ilgili? Sordu galiba. Tam bilmiyorum. Yeniden sorsun. Peki şunu söyleyelim. Velev ki ya da ola ki araştırdık, bulduk. Bizim rakamlar doğru çıktı. Fahiş bir zam diyebilirim. Onun için de AK Parti il başkanlığıyla herhalde bir görüşme yaparsınız. Yani bunu devlet yollarıyla görüşelim. Bizim şu zamı geri çekelim. Şimdi diye. Şu noktada bir defa bir netlik sağlayalım. Biz AK Parti olarak öteden beri hep milletimizin menfaatine, milletimizin gelir düzeyine dönük refah seviyesini artırabilmek adına hükümet icra etmiş bir partiyiz. Dolayısıyla son birkaç senedir yaşanan yüksek seviyedeki döviz ataklarıyla ülkemize yapılan bir takım komploların getirdiği neticeler, evet, bizi zorlamış olsa dahi zam oranlarında bunlar hesap edilerek ortalama vatandaşımızın gelir düzeyine göre hep bir belirleme yapılmıştır. Dolayısıyla bu noktada eğer sizin söylediğiniz şekilde bir rakamsal yüksek fahiş bir oran var ise de gerek milletvekillerimiz nezdinde gerek hükümetimiz nezdinde gerekli girişimler yapılarak TCDD'nin bu noktadaki kararını gözden geçirmesini sağlarız. Yönetmenimizden de rica edelim. Utku Çakır Özer yayına bağlanmak istiyor. Bir açıklama yapmak için. Arkadaşlar isterseniz de Utku Bey'i arayın. Hazır olduğu zaman haber verirsiniz. Ona göre görüşlerini alalım Utku Bey'in de. Buyurun Orhan Bey. Devam edebilirsiniz. Evet, yani konu dediğim gibi resmi açıklamada 30 bin işli abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28.1 liraya geliyor. Bunu da çarptığımızda 843 lira ekonomi sınıfındaki abonman ücreti. Yine 1230'da business abonman ücreti şeklinde tarife uygulanıyor. Az önce söylediğinizi tekraren söylüyorum. Gerek il başkanlığımız, gerekse milletvekillerimiz nezdinde, hükümetimiz nezdinde bu konu yeniden ele alınır. Böyle bir fahiş zamma müsaade edilmez diye düşünüyorum. Vatandaşımızın yararına olacak şekilde belki bir işte maliyet ve ondan kaynaklanan sebeplerle olabilecek cüzi artışlarla yetinilir diye düşünüyorum. Recep Bey, siz bir şey söyleyecektiniz galiba. Yok, şeyi bu arada hem bunu sorarken hem de bilet bulabilelim. Yani Eskişehir-Ankara, Eskişehir-İstanbul bilet bulabilelim. En büyük problemlerinden bir tanesi bu Eskişehirlilerin. Hızlı trenden hani hizmet olarak bize çok güzel anlatıyorlar. Size hizmet olarak yüksek hızlı treni getirdik diyorlar ama bilet bulmakta çok sıkıntı yaşıyor. İşte ne kadar rağbet var ki, ne kadar insanımıza bir kolaylık yani sağlandı ki. Hani başta evet, destekliyoruz. Ama Orhan Bey, şöyle bir sorun var. Şimdi hızlı treni biz seviyoruz. Yani gerçekten konforlu, tabii, hızlı bir ulaşım. Güvenli, hepimiz de evet, güvenli, kullanıyoruz, kullanmak istiyoruz. Fakat sorun şu, hadi çok fazla talep olsa ona da itirazım yok. Fakat şimdi ben Eskişehir'den İstanbul'a gitmek istediğim zaman bilet bulamıyorum. Ama Ankara'dan İstanbul'a gittiğim zaman bilet buluyorum. Şöyle yapıyor Arif Anlar. Sorun bu. Eskişehir'den Ankara-İstanbul bileti alıyor. Fazla para ödüyor. O zaman yer şimdi bulabiliyor. Bunu, arkadaşlar bunu ben soruşturdum niye böyle diye. Şimdi bunu bazı firmalar alıyorlar, satın alıyorlar. Evet. Şimdi satın aldıkları için o firmalar, turizm firma. Hani ben diyorum ya koltuklar boş. Ben sormuştum bir ara niye koltuklar boş arkadaş. Bilet bulamıyorum ben. Koltuk boş. O şirketler alıyor. Yani ne için alıyor? Kendi otobüs şirketleri de var bunun içinde. Şöyle yapıyor. İşte Bursa'ya gidecek. Ona göre kendi orasını alıyor her ihtimale karşı. Yani Eskişehir'den Bursa'ya otobüsle götürüyor. Ankara'dan hızlı trenle getiriyor. Ve oraları ne yaptırıyor? Boş tutuyor. Benim müşterim diyor sabit diyor. Peki. Bulunsun diyor. Hatırlarsan bu sen de Utku Çakır Özel yayında evet, arkadaşlar bağlandı galiba. Evet. Utku Bey merhaba. İyi akşamlar. Arif Bey siz misiniz? Sağ olun Utku Bey. Teşekkür ederiz. Şimdi buyurun geliyor.
Tamam. Hepinize selamlar. Ali Bey'e, Arif Bey'e, Recep Bey'e, Orhan Bey'e iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Utku Bey, şimdi şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Sizin ifade ettiğiniz şu abonman bileti, zam fiyatlarını biz gündeme getirdik. Fakat sizin ifade ettiğiniz fiyatlarla Orhan Bey'in ifade ettiği fiyatlar ya da tarifeler birbirine uymuyor. Ve aralarında da uçurum var. Siz bu bilgiyi nereden aldınız ya da hanginiz doğru hanginiz yanlış onu bir teyit etmek için aramıştık. Tabii ben programınızın benden önceki bölümünü izleme fırsatım olmadı. Ankara'da idim. Özür dilerim onun için Orhan Bey'in söylediklerini bilmiyorum ama şöyle hani ben kendi bilgilerimi aktarayım ama Orhan Bey'e davetimdir. Bugün birkaç soru soran kanalına, televizyon kanalına söylediğim ifadeleri size de söyleyeyim. Ulaştırma Bakanı ve Demiryolları Genel Müdürü'ne de davetimdir. Orhan Bey de onlara katılabilir isterse bir haber de olabilir. Trende sabah 6.40 treni Ankara'dan Eskişehir'e, benzer şekilde Eskişehir'den Ankara'ya. Akşam da 17.40 treni ve benzerse karşılıklı trenlere binerlerse oradaki kamu çalışanlarına, oradaki öğrencilere gün boyu sorabilirler ama oradaki kamu çalışanlarına sorarlarsa fiyatlarda nasıl bir düzenleme olduğunu bilirler. Orhan Bey'in etkisi bilmiyorum ama ben size kendi gördüğümü söyleyeyim, kendi yaşadığımı ve aslına bakarsanız da demir yollarında hani bugün giden birisi sorsa bilet fiyatlarını öğrenecek. Şimdi bizim değişik demir yollarında bir işte bilet, yüksek hız trenlerde biletler var. Bir tekil biletler var, bir de sık kullanan bizim gibi işte öğrenciler var, kamu çalışanları var, çok sayıda gidip gelen Ankara Polatlı arası, Ankara Konya arası, Ankara Eskişehir, Eskişehir Polatlı, Polatlı Konya arası en sık kullanılan hatlar. Bu kişiler özellikle aylık abonman alıyorlar. Aylık abonman alıyor. Nedir bu? 30 gidiş, 30 dönüş. Aslında bu 30'un tamamını kullanamıyorlar. Yani genelde 24-26 çünkü hafta sonları gitmedikleri için muhtemelen. Ama bu 30 gidiş, 30 dönüş için doğal olarak normal biletten daha uygun. Yani dünyanın her yerinde de böyledir. Treni sık kullananlara, özellikle de böyle her gün kullananlara oldukça indirimli bilet verilir. Ve bu öteden beri yüksek hızlı tren işte başladığından beri böyle. Ben de 30'luk abonman değil ama bir başka çeşidini zaten alıyorum sürekli. 20'lik, 30'luk diye 2 aylık alıyorum. Şimdi 21 Ocak tarihi itibariyle zaten bu belgesi de var bunun. Gişelere gönderilen belgede yeni fiyat tarifesi gönderildi. Abonmanlar. Ankara Eskişehir arasında 30'luk biniş, işte 30 gidiş, 30 geliş anlamında 30'luk abonman 624 lirayken 21 Ocak'tan itibaren 1687.5 liraya çıktı. Buna itiraz edildiğini zannetmiyorum ben. Yani herhangi Orhan Bey'in de itiraz ettiğini zannetmiyorum. Orhan Bey buna itiraz ediyor. Utku Bey. Evet. Utku Bey bir dakika. Utku Bey bir dakika. Ben anlatayım. İzninizle evet. Ben anlatayım. Evet. Orhan Bey'in itirazına da. Bu özellikle bu tam ekonomi bileti ve genelde memurların kullandığı bilet, kamu çalışanlarının kullandığı bilet. Dediğim gibi bu bahsettiğim trenlerin birine binerse akşam hani kaça aldınız, şimdi kaç lira oldu birlikte öğrenebiliriz. Bir de öğrenci biletleri var Ankara Eskişehir arasında 30'luk abonman bilet. Orhan Bey belki şeyi hatırlayacaktır. Yüksek hızlı tren yapıldığında iki tane video yayınlanmıştı. Sosyal medyadan rahatlıkla gösterebilirsiniz. Eskişehir'de ve Konya'da birer işte üniversite öğrencileri gösterilmişti bu videoda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtım videosuydu hatırlarsanız. Denmişti ki öğrencilerimiz artık ne yurtta kalacak ne evde kalacak işte Eskişehir'de, Konya'da. Kendi evlerine gidip gelecekler trenle denmişti. İşte bunu sağlayan da bu abonman kartı yine 30'luk olan. Bu da 509 liradan 960 liraya çıktı Eskişehir-Ankara arası. Ankara Polatlı arasında da 235,5 liradan 510 liraya çıktı. Ve işte yaklaşık %88-98, %117 öğrencilerde artış. Tamlarda artış da %170 ile %204 arasında en yüksek artış Ankara Polatlı arası. Çünkü çok sayıda Polatlı'da çalışan, Ankara'ya Ankara'da çalışan Polatlı'ya gidiyor. Ben şimdi tabii size şeyi aktarıyorum. 21 Ocak itibariyle değişen tarifeyi. Ama bundan yaklaşık çok iyi hatırlayacaksınız. 3 ay önce yüksek hızlı tren tarifelerine %20 zam geldi. Yani bu bahsettiğim tarifeler de
bahsettiğim tarifelerde yine %20 zammı zaten almıştı. Daha önce de yılbaşında, yani örnek vereyim size, bu 509 liradan 960 liraya çıkan öğrenci abonmanı mesela geçen yılın başında, yani bir yıl önce yaklaşık 400 liraydı. 380-400 lirayı, tam rakamını bilemiyorum. Öyle baktığınızda iş daha da vahimleşiyor. %150-200 lira oranında artmış oluyor bu çocukların, öğrencilerin abonman kartı. Bugün eğer sosyal medyada gördüyseniz çok sayıda çalışan da devlet emniyollarının dün gece yaptığı açıklamayı, yani şu açıklamayı, zam yapmıyoruz, indirim oranlarında düzenleme yapıyoruz şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını, yapılanın gerçek anlamda bir, en azından vatandaşın cebi anlamda bakarsanız, yani ben biniyorum, sizler biniyorsanız ya da çocuklar biniyor, öğrenciler, yani 509 lira üzerinden gidip gelirken 960 lira geçen yıla göre de yaklaşık 400 lira üzerinden gidip gelirken şimdi 960 lira, yaklaşık 1000 liralık bir bilete, tam olanlar için de dediğim gibi 1687,5 lira. Mesela ben dün değişik kamu kurumlarından çalışanlarla seyahat ettim Eskişehir'den Ankara'ya ve ciddi anlamda şunu düşünüyorlardı. Ya biz 624 liradan 1687,5 liraya çıktı bizim aylık ulaşım kartımız. Biz bunu yapmak yerine o zaman bir tarafta ev tutalım. Yani ya orada ya burada ev tutalım. İşte 1000 liraya, 1200 liraya, 1300 liraya bir ev tutsak hafta sonu evimize daha yani, avantajlı oluyor. Daha avantajlı. Yani bunu düşündürme noktasına gelmiş gözüküyor. O yüzden benim aldığım rakamlar da Eskişehir'de, Ankara'da Devlet Demiryolları gişelerinden alınmış rakamlardır. Sizler de arzu ederseniz gidip, ya ben bir aylık işte kart abonman almak istiyorum dediğinizde size söylenecek olan rakamdır. Peki Utku Bey, teşekkür ederiz. Bir de Orhan Durmuş'u dinleyelim isterseniz. Siz de telefonunuzu kapatmayın. Çünkü onun iddiası daha farklı. Yani sizin rakamlarınız da uymuyor. Buyurun Durmuş. Evet. Sayın Vekilim, iyi akşamlar. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben TC Dede'nin açıkladığı rakamlar üzerinden gidiyorum ve buraya gelirken de internetten baktığım kadarıyla bugünün bilet fiyatlarına baktım. Sanıyorum sizin bir bilgilerinizde, aldığınız bilgilerde bir yanlışlık olabilir. Çünkü mantık hiçbir olarak... Hiçbir yanlışlık yok. Orhan Bey, hiçbir bakınız, yanlışlık yok. Şöyle müsaade edin, izah edeyim. Ben şöyle yapalım. İzninizle beni dinler misiniz? Ali Bey'in şahitliğinde, Arif Bey'in şahitliğinde kameralarıyla gişeye gidelim yarın, yarın ya da öbür gün. Ben varım. Gişeye gidelim. Aylık abonman ücretlerini soralım hep birlikte. Hiçbir yanlışlık yok. Ondan en ufak bir tereddütünüz olmasın. Tamam. Haklı tamamla olduğunuzu gidelim düşünsek bile... Tamamla gidelim anlamında mı algılıyorum? Tamamla evet. Gidelim anlamında mı algılıyorum? Bakın, sizin rakamlarınızın doğru olduğunu düşünsek bile bugün işte resmi kurumun resmi sitesine girdiğiniz zaman tam bilet fiyatı 37,5 diyor. Abonmana da 28,1 lira diyor. Sizin söylediğinize göre bir yolculuk ücreti 56 liraya geliyor. Vatandaş niye abonman bileti alsın o zaman? Gider normal bilet alır 37,5 liraya, öyle seyahat eder. İndirimli abonman kartı kullanmasının, abonman bileti almasının bir manası, mantığı olmaz. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Ben değilim. Partinizin atadığı, TCDD'de yeni atadığı taşımacılık genel müdürü, karayollarından getirdiği, yıllarca TCDD'de yöneticilik yapan bütün yöneticileri işte bir kenara atıp karayollarından getirdiği, yeni getirdikleri %20'lik zammı da yapan genel müdür. O yüzden bana değil, ona sorun. Ayrıca ben tabii ki saygı duyuyorum görüşlerinize ama bunu, hatta demir yollarının açıklaması var. Baktığınız yerde, bakarak geldim dediğiniz yerde, dün akşam yaptıkları zam yapmadık. İşte hatta gençlere %50 indirim yaptık. Onun altına yapılan yorumlara bakın. Vatandaş aynı sizin yaptığınız hesabı yapmış. Demiş ki ben bugüne kadar hesaplı gidiyordum. Şimdi bu fiyatta benim abonman almam benim zaten karıma değil ki demiş. O yüzden bu soruyu gerçekten sizin demir yollarına sormanız lazım. Biz ona da sorarız. Hiç sorun, sıkıntı ki. Yok. Ona da sorarız Sayın Vekilim. Evet. Yalnız evet. Şunu da söyleyeyim müsaadenizle. Az önce de söylemeye çalıştım. Eğer burada bir hakikaten bir hata varsa bu gözden geçirilir ve yanlış olan durum düzeltilir diye düşünüyorum. Orhan biz de Bey, bunun takipçisi değil. Olacağız. Endişeniz olmasın. Tabii hata değil. Takipçisi olmanızda fayda var. Gördüğüm kadarıyla iktidar kanalından en ufak bir ses yok. Demir yollarının kamuoyunu yanıltıcı sözleri dışında ne Eskişehir milletvekillerinden, ne Ankara, ne de Türkiye çapındaki
Adalet ve Kalkınma Partisi... Meseleye daha yeni vakıf olunduğu için bu yeni haberdar olunan bir konu gündeme geldiği için... Yok, yeni haberdar olunacak bir şey. Şahsen ben bugün öğrendim. Onun üzerinden araştırabildiğim kadarıyla buraya geldim. Ve açıklamaya göre baktığım kadarıyla rakamlarda hakikaten bir farklılık var, bir tutarsızlık var. Ama dediğiniz şekilde bu TCDD Genel Müdürlüğü'nden de biz araştıracağız, inceleyeceğiz. Velev ki sizin dedikleriniz ya da işte Arif Bey'in dediği doğru ise de bunu yeniden gözden geçirmek adına gerekli girişimleri yapacağız. Ben çok minnettar kalırım. Zaten iki gündür söylediğimiz bunu yeniden gözden geçirin. Evet. Karayollarından gelen bir genel müdür demir yollarının işlemesini bilmiyor. Yani insanların günlük gidiş gelişini bu kadar bilmiyor. Ama bütün şehirlerde normalde otobüse binen insanlar da toplu kart aldıklarında daha ucuz alıyorlar biliyorsunuz toplu biniş yaptıklarında. Buradaki sıkıntı şu, buradaki asıl sıkıntı ve siz madem genel müdürlüklerde parti olarak irtibata geçecekseniz çok biz hakikaten seviniriz. Biz de kendilerine çağrı yaptık bunu geri alın diye. Burada yapmaya çalıştıkları şey şu, biliyorsunuz birkaç gün önce açıklandı. Siz demir yollarını özelleştiriyor partiniz ya da iktidarınız. Biz buna karşıyız. Demir yolları özelleştiriliyor. Özelleştirilirken de anladığım kadarıyla daha fazla kar eden, daha işte alacak kişiye daha verimli bir demir yolu bırakmak istiyorlar. Ama bu yanlış. Şu anda kamu taşımacılığı yapmakta demir yolları. Şu anda özelleşmediği için. Bu genel müdürde aslına bakarsanız şu anda vatandaşları en ucuz maliyetle taşımak zorunda olduğunun bilincinde olması gereken bir genel müdür olması lazım. Ama maalesef gördüğümüz ya nasıl olsa hani zorunlu biniyorlar kamu çalışanı Eskişehir'den Ankara'ya DSİ'nin personeli işte ya da İller Bankası'nın maliyenin personeli ne dersek onu yapacak. Şimdi biliyorsunuz birkaç gün önce yani geçen hafta açıklandı memura enflasyon farkı dahil %5,5 zam verildi emekliye memura. Şimdi bunu yaptığınız çalışana kamu çalışanına siz %170 oranında tren biletine zam yapamazsınız. Bunu mutlaka insaflı şekilde alınması lazım. İşin bir başka boyutu daha var sizinle paylaşmak istediğim ve belki Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne aktarmanızda fayda var. O da Sayıştay'ın raporları var. 2018 raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz bunu gündeme getirdik. Ulaştırma Bakanı geldi kendi bakanlık bütçesini sunarken. Sayıştay ilginç bir şekilde bakın tüm kamu kurumlarını zarar ediyorsunuz diye eleştiren, yanlış yapıyorsunuz diye eleştiren Sayıştay konu yüksek hızlı trene geldiğinde demir yollarını eleştiriyor. Ama ilginç bir şekilde neden eleştiriyor biliyor musunuz? Siz kamu taşımacılığı yapıyorsunuz. Yani kamu hizmeti yapıyorsunuz. Ama çok kar yapıyorsunuz diyor. 2018 yılı rakamları için söylüyor bunu. %18 kar yapmışsınız diyor. Ama diyor kamu taşımacılığı yani kamu hizmeti yapan birisi %10'un üzerinde kar yapamaz. %10 makuldür. Maliyetlerin üzerine %10 gelir makuldür. Ama siz %18'lik net kar elde etmişsiniz. Bu çok fazladır. Bunun anlamı şu yani siz yolcuları pahalıya taşıyorsunuz demek. 2018 yılı için söylüyor bunu. Şimdi Sayıştay bunu söylerken elimde belgesi var. Sizinle tabii ki paylaşırım. Sayıştay bunu söylerken üstüne bakın 2019'da %20 bir zam geldi Ekim ayında. Şimdi abonmanlara gelen zam yani kabul edilebilir bir astronomik bir zam. Benim dışımda belki görmüşsünüzdür Sayın Sazak da tweet attı açıklama yaptı. Arkadaşlarımız paylaşmıştır belki sizinle oradaki. Diğer partililer de gördüğüm kadarıyla hani kimin buna siz de dediniz ya, hani ya yeni yeni öğreniyor insanlar ama buna bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu kadar başına buyruk karar alınamaz. Ulaştırma Bakanı Utku Bey teşekkür ederiz. Utku Bey teşekkür ederiz. Konu anlaşıldı. Çok teşekkür ederim imkan verdiğiniz için. Orhan Bey'e de konuyla ilgilendiği için çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim. Geri alınmasına faydası olur. Ben özellikle yanlış hesap Bağdat'tan dönecek endişeniz olmasın. Biz de bu konudaki yanlışı düzeltmek için gerekli hassasiyeti göstereceğiz, gayret göstereceğiz. İnanın çok makbule geçer. Ben tabii kendim de kullanıyorum. Benim için de ama özellikle bakın özellikle kıt kanaat 3 kuruş paralarını hani yetiştirmeye çalışan üniversite öğrencileri için. Keza kamu çalışanları için yüzlercesi kullanıyor bunu, belki binlercesi. Çok büyük bir anlam olacaktır bizim çağrımıza. Sizin de desteğinizle eğer geri alınabilirse ki alınması lazım. İnşallah olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Biz teşekkür ederiz. STV'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu masaya yatırmışsınız. Herkesi dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylık diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki. İyi günler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Bu konuyu anlaşıldı yeterince. Bence konuşuldu. Bence üzerinden bir geçelim. Sen geç, buyur. Bence üzerinden bir geçelim. Önce Orhan Bey'e soracağım.
yani çeşitli Utku Bey'le de sohbet ettiniz zaten evet. biraz önce ama evet. bağlantı yoluyla. Tekrar şunu söylüyorum. Evet. Burada bir sayın vekilimin dediklerini doğru kabul ederek elbette kendisi de birebir kullandığı için bunun kendisi tarafından teyit edildiğini söylüyor. Saygı duyuyorum. İşelerden aldım. Ancak yani. Evet. Velev ki böyle bir farklı bir rakamla gündeme gelen ve fahiş diyebileceğimiz noktada bir zam var ise bu yanlış düzeltilecektir diye evet. ben düşünüyorum. Biz de buna elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışacağız. Evet. Ali Baş, son sözleriniz bununla ilgili, sonra kapatacağız. Evet. Yani baştan da söylediğimiz gibi bu gerçekten çok yoğun gidiş geliş var. Öğrenci, memur. Özellikle de bakın Polatlı Ankara vekili söylediği gibi. Tıklım tıklım. Yani zaten bu setler yetersiz kalıyor artık. Evet. Yeni setlerin de konması gerekiyor. Bu abone olanlara işte bu sabah 6.30'da gelip 8.30'da iç başı yapan, akşam tekrar işine dönenlerin. Bunlara bir kolaylık sağlanması lazım. Ha kolaylık sağlanmazsa ne olur? Benim dediğim gibi olur. Eskişehir'de emlakçılar, bizim müteahhitler daire satarlar. Köşeyi dönerler. Evet. Peki Recep Taş'a? Muhtemelen bu yanlış hesap Bağdat'tan dönecektir. Orhan Bey'in de bu çabasını sarf edeceğini düşünüyorum. Eskişehir, Ankara, Ankara-Konya yani mağduriyet sadece Ankara'dan Eskişehir'e gelen, Eskişehir'den Ankara'ya gidenlerde değil, tüm YHT'yi kullanan kesimlerde, öğrencilerde, kamu çalışanlarında var. Utku Bey'in bir hatırlatmasını dün aslında benim dikkatimi çekmişti. Utku Bey paylaşım yapmıştı. Evet. Hakikaten o 2018 Sayıştay raporlarında Sayıştay uyarıyor diyor. Kamu hizmeti yapıyorsun %18 kar edemezsin. Bunu eleştiriyor. Demek ki zarar eden bir kuruluş değil. Onun için insanların da uygun ekonomik taşınmasına devam etmesini diliyorum. Bu konuda da üzerimize düşen zaten milletvekillerimiz yapıyor. İşte partiyi de AK Parti'yi de harekete geçirirse Orhan Bey bu evet. topluma bir fayda sağlamış oluruz. Peki ilk bölümü bitiriyorum o halde. Evet. Değerli izleyenler, Eskişehir'in nabzı bir 10-15 dakika sonra devam edecek.